Bir yıldan kısa bir süre içinde iki üniversiteye kapılarını açan Selçuk Belediyesi, 2011 yılında Selçuk'ta eğitime başlayan Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne yaptığı bina tahsisinin ardından 9 Eylül Üniversitesi'ne de 14 Mayıs Mahallesi'nde arsa tahsisini gerçekleştirdi. 9 Eylül Üniversitesi ile birlikte yaptığı protokol kapsamında üniversite binasının yapımını da üstlenen Selçuk Belediyesi, eğitim binasının yapımına son sürat devam ediyor. 3 bloktan oluşacak olan yüksekokulun A blok ve B2 bloğun kaba inşaat işlerinin tamamlandığını dile getiren Selçuk Belediye Başkanı Hüseyin Vefa Ülgür, B1 bloğunda zemin kat döşeme betonu döküldü. Birinci kat döşeme betonu işlemlerine de başlandı. Şu anda binanın elektrik tesisatı işleri devam ediyor. Kaba inşaatının Aralık sonuna kadar tamamlanması planlanıyor dedi. 9 Eylül Üniversitesi Yüksekokulu'nun içerisinde 8 adet derslik, 2 adet laboratuvar, 1 adet de konferans salonu, kütüphane, kafeterya ve idare binanın bulunacağını hatırlatan Başkan Ülgür, kurum olarak eğitime, bilime her zaman önem verdik. Görev sürem içerisinde Selçuk'u ikinci bir üniversiteye kavuşturmak beni çok mutlu ediyor. Çabalarımız eğitim için, gençlerimiz için, kentimiz için diye konuştu. Selçuk Belediyesi ekiplerinin Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne ait binada 6 adet daha derslik oluşturmak için çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Başkan Ülgür, kentimize üniversite kazandırdık. Üniversite geldi, binayı verdik, bizden bu kadar demedik. Bilindiği üzere Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin öğrenci sayısı bu yıl arttı. Bu yüzden binanın yeniden düzenleme görevini Fen İşleri Müdürlüğümüz üstlendi. Öğrencilerin çağdaş şartlarda eğitimlerini sürdürmeleri ve kaliteli eğitim almaları için belediye ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Sınıf oluşturmak için duvar ve alçı sıva imalatları bitti. Binanın elektrik tesisatları çekildi. Asma tavan ve kapı pencere doğramalarının yapımından sonra çalışmalar tamamlanacak dedi.